önceki dönem bakanlarımız. Tabii her ne kadar bakan ziyareti olduğunda şehrimiz bir hareketleniyor, bir coşkulu bir atmosfere kavuşuyorsa, yalnız bu işin açıkçası sorumlusu, gayretlisi olan iki gruba buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir tanesi de değerli bürokratlarımız. Çünkü bakanımız şehrimize ayrıldıktan sonra verdikleri talimatları inşallah sizlerle beraber yol almak üzere kullanacağımızı belirtmek istiyorum. İkincisi olarak da söylemek istediğim il teşkilatımız, teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Çünkü bu organizasyonun yapılmasında katkı veren sizlersiniz. Partimizi hakkıyla şehrimizde temsil eden sizlersiniz. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tabii tek taş duvar olmaz diyoruz. Belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız aramızda. Onlara da hasreten teşekkür ediyoruz. Neredeyse bir yıl oldu, bir yıldır sahada partimizi hakkıyla temsil ettikleri için, yüzümüzü yere baktırmadıkları için, hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürün büyüğü de tam 317 katılımcının olduğu Siyaset Akademisi'nin, Türkiye'nin 38 ilinde yapılan Siyaset Akademisi'nin 19. toplantısına Kayseri'de sahipliği yapan 317 kardeşimizin, ablamızın, gönüldaşımızın, bizim partimize mensup olsa da olmasa da katıldıkları, şeref verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Tabii Türkiye'de şu anda 38 ilde yapılıyor dedik. 19. yapılıyor ve 12 yıldır yapılıyor. 70 ile yakın şimdiye kadar katılımcı olmuş. Bunların önemli bir kısmı sertifika olarak mezun olmuşlar. Yalnız öyle bir şey ki hayat, mezun olmayan bir okul. İnşallah burada öğrendiklerimizi sahada yansıtmaya devam ettikçe daha çok öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugün sözlerimi fazla uzatmadan Sayın Bakanımızın hitaplarını dinleyeceğiz. Bugün sabahtan beri Sayın Bakanımızın Kayseri ziyaretleri oldu. Bir güneşlenmesi alakalı bir programa katıldılar kendileri. Sonra protokol ziyaretleri oldu. Bir arada olduk. Sağ olsun ben ilk başkan olduktan sonra Sayın Bakanım ikinci Kayseri ziyareti. Her ziyaretinde samimiyetle söylüyorum, istifade ediyoruz. Kendisinden olumlu etkileniyoruz. Diğer bakanlarımız gibi. Özellikle şehrimizde son bir hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanımızla başlayan bir süreç vardı. Dün Tarım Bakanımız, bugün de Enerji Bakanımız sağ olsun teşrif ettiler. Bu süreçte biz teşkilat olarak Sayın Bakanlarımızın Kayseri ziyaretlerinde hiç üstü kapalı söylemeye gerek yok. Kayseri adına ne alabiliriz? Kendi aramızda konuştuk, tartıştık. İlçe başkanlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan bu konuda çalışma yapmasını rica ettik. Bunları bir dosya haline getirdik. İlgili bürokratlarımıza ve Sayın Bakanımıza takdim ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte legal olan taleplerimizin hayata geçirilmesi noktasında milletvekillerimizden destek almaya devam edeceğiz. Kendilerinden bu konuda desteğimizi isteyeceğiz. Şimdiye kadar destek verdiler. Kısmet olsa bundan sonra da şehrimiz adına yapılacak güzel işlerde destekleri devam edecek diye düşünüyorum. Sözlerimi bitirmeden önce bugün katılımcılığına alakalı kısa bir istatistik bilgi vermek istiyorum. 317 katılımcımız var. 226'sı erkek, 91'i kadın. Yaklaşık olarak %30'u kadından oluşan bir bugün Siyaset Akademisi programı ilkini birlikte yapacağız. Tabii burada ilginç olan, belki bana göre ilginç, sizlere göre farklı olabilir ama yaşı 66 ve üzerinde olan 4 katılımcımız var. Hakikaten öğrenmenin yaşının olmadığını hep beraber teyit etmiş oluyoruz. Yaşı 18-29 arasındakiler ağırlıklı, partimizin genç olduğuna tarif ediyor. Bu çerçevede 15'i yüksek lisans mezunu, 40 kişi lisans mezunu, 79 lise, 183'ü de ilk öğretim mezunu olan katılımcı profilimiz var. Cenab-ı Allah bu profilimizi bereketlendirsin. İnşallah bizlerle güzel işler yapmaya vesile kılsın diyorum. Bugün bakanımızın huzurunda bizi mahcup etmeyip katıldığınız için, salonu hınca hınca doldurduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.